İsteyen hemşerilerimiz, vatandaşlarımız Sabime 184'e alo 184'e müracaat ederek hastasının nerede olduğunu öğrenebilir. Burada da herhalde bir danışma ofisimiz var. Sabime müracaat etmemiş buraya gelmiş kardeşlerimiz de danışma ofisimizden hastalarının durumu ve bulunduğu yer hakkında bilgi alabilir. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Büyük geçmiş olsun diyorum. Efendim, yangının çıkış nedeni belli miydi? Var mıdır? Şu anda yangın çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. Biz o çalışmalar neticelendiğinde bu konuyla ilgili açıklamayı yaparız. Sayın Bakan, şu anda yoğun bakımda tedavisi devam eden hastamız var mı acaba içeride? Hepsinin tahliyesi yapıldı. Bütün hepsi tahliye. İçeride hiçbir hastamız yok. Biz dışarıda efendim eksilmiş, sevkeden hasta çektik. Daha önce vefat edin. Ruhtan çıkarılan hasta mı yoksa? Evet. Daha önceden vefat etmiş bir hastamız. Ya vefat eden hastamız. Sağlık müdürümüzden bilgi aldık. Bir hastamız var. Sayın evet. Bakanım, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ölçüm aracı niçin geldi? Geldi. Tabii burada bizim radyoaktif iyotumuz var. Bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı ve ölçüldü. En ufak bir sızıntı yok, sorun yok. Dolayısıyla o da görevini yapmış oldu. Ve radyoaktif iyot da onlara teslim edildi. Sayın Valimiz açıklama yapmıştı ama soruşturma da başlatıldı sanırım savcılık Elbette. Tarafından. Elbette. Savcılık tarafından, idari soruşturma bizim tarafımızdan, valilik tarafından her türlü soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Yandırma bir benzerlik var mı? Dış cephemi kolay yandırdı. Bunlar soruşturma sonunda hepsi ortaya çıkacak elbette. Varsa benzerlik veya sebep neyse onun üzerine gidilecek ve yangının büyümesinde etken faktörler neyse onlar araştırılacak, kamuoyuyla paylaşılacak. Efendim? Yaralı sayısı. Yangından dolayı yaralı diye bir yaralı rapor edilmedi. Hastalarımız var. Ya hastalarımız tabii ki hastanede yatan hastalarımız. Evet. Servis katıldı Nerede başladı? O teknik ayrıntı. Yani teknik ayrıntı size söylenir. Bütün hastalarımız şu anda yangın olmadı sende. Dışarıda. Ha, onu paylaşalım. Yangın dış yüzeyde cereyan ediyor. İçeride yangın yok, alev yok. İçeriye bazen kırılmış camlardan duman girişi var. Onun dışında bir şey yok. Yok. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Tekrar büyük geçmiş olsun diyorum.